CIO Update dijital sohbetlerinde bugün Radore Genel Müdürü Barbaros Özdemir'i ağırlıyorum. Barbaros, hoş geldin. Barbaros abi diyeyim. Hoş geldin. Ben teşekkür ederim. Hoş bulduk. Seni her zaman görmek çok güzel. Videoda da olsa ben herkese çok sağlık, sıhhat diliyorum. Kontrollü günler diliyorum. Peki biz bu dönemi birazcık konuşalım öncelikle. Ardından da Radore bu dönemde neler yaptı onu konuşmak istiyorum. Şimdi pandemi süreciyle beraber dijitalleşme çok hızlandı. Dolayısıyla da hani Radore gibi veri merkezlerinin önemi de artmış oldu. Aslında bunun iki tane çerçevesi var. Birincisi hani verdikleri hizmetlerin türü ve çeşitliliği genişledi mi, genişlemedi mi? İkincisi de yerel olması. Dolayısıyla hani yurt dışına olan bağımlılığın azalması tarafı var. Bir pandemi sürecini bize anlatır mısın abi? Hani nasıl geçti sizin tarafınızdan bakıldığında? Zorlu bir süreç miydi? Ofise gelemediniz ama bir yandan da Türkiye'deki önemli web uygulamalarının devam etmesi gerekiyor. Mesela CIOupdate.com.tr'nin devam etmesi gerekiyor. Bizim sunucularımız da sizin orada. Dolayısıyla hani bu iş sürekliliğini nasıl sağladınız, neler yaptınız bu süreçte? Senden dinlemek istiyoruz. Çok, çok teşekkür ederim. Senin de dediğin gibi sen bizimle çalışıyorsun ve senin altyapıların bizde. Hiçbir sorun olmadığını biliyorum. Gayet de güzel gitti. Hızlı, hatta daha da destek verdik bir dönemde. Şimdi tabii herkes olduğu gibi biz bir şokla karşılaştık. Yani işte bu Mart ve benzeri işin başındaki aylarda. İlk önce tabii biz de çok algılayamadık neler olup bittiğini. Ama tabii bir gün belli bir noktada da tabii işin ciddiyeti ortaya çıktı. Yani biz bu ciddiyeti anladıktan sonra biz de herkes de olduğu gibi evden çalışma kararı verdik. Fakat bizim data center'ımız fiziksel bir yapı ve ciddi bir içeride makineler, servisler ve insanların çok kritik güvendiği yapılar var. Biz mecburen %30 arkadaşlarımızı içeride tutmak zorunda kaldık. Yani biz pandemi boyunca minimum %30 kaynak noktasında içeride kaldık. Yani biz yaklaşık 75 yani kişiye yakın bir firmayız. Yani biz içeride minimumda her gün 3 vardiyalı 25 ile 30 kişi kadar arkadaşları içeride tutmak zorunda kaldık. Çünkü yani bizim işimiz çok elimizi sürmeye dayanan, içeride olmamızı gerektiren bir mesele açıkçası. Yani herhangi bir uzaktan desteği yapabiliyorsunuz, satışı yapabiliyorsunuz, pazarlamayı yapabiliyorsunuz, genel müdürlük yapabiliyorsunuz ama koskoca bir data center'ın içinde elektriğiydi, işte ne bileyim yani çeşitli noktalardaki kontrolleriydi, rutin kontrollerdi. Artı gelen sevgili müşterilerimizin içeriye yapmak istedikleri, kendi makinelerine müdahale etmek istedikleri, dokunmak istedikleri konular oluşuyor. Biliyorsunuz barındırma böyle bir şey. Bir yandan da birçok projeler gelmeye başladı, akmaya başladı ve biz de orada doğru bir noktada doğru servisleri büyümek isteyen bazı kuruluşlarımız, firmalarımız oldu. Bazıları biraz durmak istediler. Onlarla beraber planlar yaptık. Biraz beklemek, dondurmak istediler ama bu sayı çok fazla olmadı. Daha çok büyümeye çalışan firmalar oldu, kapasite büyütmeye. Çünkü pandemide dijitalleşme ve telekom büyüdü. Yani açık söylemek gerekirse. Biz bu şekilde iyi geçirdiğini düşünüyoruz. Sağlıklı bir dönem geçiriyoruz. Zaten genel itibariyle Radore olarak. Ama hani halkımıza ve ülkemize, dünyamıza sağlık diliyoruz. Bu noktada biz tabii son bir senede çok yoğun çalışmalar yapıyorduk. Son 9 aylık bir özel bir dönemimiz de vardı. Özel çalışmalar başlattığımız 4-5 adımlı bir yeni ürünler ve yeni gelişmeler adı altında bir plan yapmıştık. Bu pandemide de bunun ilk adımını tamamlayabildik aslında. Nedir tam olarak yeni gelişme? Evet. Şimdi biz 4 adımlı bir plan yaptık. Bu 4 adımlı planda yurt dışından şu anda genelde alınan teknolojilerin Türkiye'de alternatif olarak Radore'de olmasının önünü açmaya çabalıyoruz. Tabii biz elimizde şu anda barındırma, hosting, infrastructure as a service, yani bir anlamda platform as a service gibi yapıları barındırabiliyoruz biliyorsun. Yani oldukça başarılı çalışmalarımız var. 3000'e yakın müşterimiz, yani kurumsal müşterimiz var. Bu noktada bunları çok rahat verirken baktığımızda kurumların, kuruluşların cloud'un daha üst seviye yapılarını dışarıdan kullandığını görüyoruz. Yani örneğin şimdi bir konteyner yapısına, konteynerize bir yapıya geçmek istendiğinde
konteynerların Docker tabii ki zaten yapısı, altyapısı ve onun üzerinde de bunların orkestre edilmesi, yani bu kadar konteynerin ciddi anlamda yönetilmesi için de bir Kubernetes ortamının servis ve hizmet olarak hani Türkiye'de çok verilemediği hususunda bir saptama yaptık. Yani evet, yanılmadığımızı düşünüyorum. Doğru. Henüz bu servislere çok adapte olunmadığını görüyorum. Biz bu noktada ilk adımın, yani bu dört adımın ilk parçası olan Türkiye'deki Kubernetes'i hizmet olarak verebilme, konteynerları ayağa kaldırabilme, Docker noktasında doğru işlem yapabilme fonksiyonlarını açıkçası hayata geçirdik. GitHub üzerinde zaten herkesin kolaylıkla görebileceği KubeSphere isimli, içerisinde kendi Docker algoritmaları olan, kendi container management algoritmaları olan, container yönetebilecek, Docker'ı yönetilebilecek, artı bunların tabii bütün orchestration'ını yapabilecekleri bir yapı oluşturduk. Bu yapı KubeSphere adı altında open source bir yazılımın Türkiye'ye uyarlanması şeklinde devam ediyor. Biz bu yazılımı ve bu yazılımın bütün işbirlikçileriyle bir anlaşma imzalayarak Türkiye'de ve Avrupa'da bu yazılımın community liderliğini artı gelişme liderliğini ve kullanım ve işte danışmanlığını, her şeyini verebilir hale geçtik. KubeSphere.io olarak aslında girip bakılabilir. Ve bu yazılım gerçekten çok doğru container management yapan, mikro servisleri üzerinde oluşturabileceğiniz ve Türkiye'nin ihtiyacı olan ortamı Türkiye'nin kendi sunucularında, Radar'ın içinde kurabileceğiniz bir ortam halinde gözüküyor. Şimdi ben bütün IT dünyasına bu şeyi öneriyorum. Bizimle beraber çalışmalarını öneriyorum. Docker yapısına geçmeyi, konteyner yapısına geçmeyi düşünenlere, bunu nasıl başlayacağını düşünenlere biz yardımcı olmak istiyoruz, danışmanlık yapmak istiyoruz. Şu anda yurt dışında mecburen yurt dışından bu servisleri alanları Türkiye'deki bu Kubernetes as a service, konteyner as a service yapılara migrate etmeyi davet ediyoruz. Burada da danışmanlık yapabiliyoruz. Gerçekten çok iyi yönetebildiğimiz Kubernetes cluster'ları bunlar. Bu Kubernetes cluster'ları aslında baktığınız zaman şu andaki alternatifleri, yurt dışı alternatiflerinde bazı master nodları orada bırakmak zorunda kalıyorsunuz ve aşırı bir bağımlılık oluşuyor. Şimdi bizim yaptığımız yapıda bütün Kubernetes cluster'larını kendi lokalinizde, hatta Radore'de tutmak istediğinizi Radore'de, kendi noktanızda tutmak istediğinizi kendi lokalinize de kurabiliyoruz. Ve bunları, evet, bu nodları birbirleriyle konuşturabiliyoruz. Bir anlamda aslında Kubernetes'in tam anlamıyla gerçek özgür ortamını oluşturmuş oluyoruz. Arkasında biz varız bütün desteğiyle. Bu konuda bütün sertifikasyonlarımızı ve yeteneklerimizi geliştirdik. Biz son 9 aydır aslında çok derin çalışmalar yaptık. Ben bu mimarinin çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bunların daha küçük firmalara da artık adapte olması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi biliyorsun biz fintech tarafında yaklaşık 39 tane fintech firmasıyla çalışıyoruz. Yani bankalar belki biraz daha farklı kendileri içerisinde hareket ediyorlar ama hani finans dediğiniz zaman biz çok ciddi kurumlarla çalışıyoruz. Tabii onları da bu yazılımları kullanmaya davet edeceğiz. Bu ortamları kullanmaya davet edeceğiz ama herhangi bir küçük boy bir yapı da, bir software development şirketi de olsun, diğerleri olsun, hepsi bu artık bu opsiyona sahipler yani Türkiye'de ve yavaş yavaş hem konteynere hem Docker'a aslında mikro servislere adapte olmaları gerekiyor. Aslında yani bu işin en sonu biliyorsun serverless'a kadar giden mikro servis mimarisi. Evet, evet. Burada inanılmaz faydalar var. Yani siz bir development ortamını, bir software development şirketini düşünseniz, yani bizim yaptığımız hesaplara göre yani böyle bir mimariye geçtiklerinde 1'e 10 altyapılarında düzenlemiş oluyorlar. Yani 1'e 10 düzenleme yapmış oluyorlar. Artı DevOps tarafında da tamamen yani development'çılara operasyon yetkinliklerini de katıyorlar. Yani artık iki silo değil, gerçekten development'çıların bir anda bütün runtime'larını standart hale gelmesini sağlıyorlar. Hani bu meşhur yazılımcıların sıkıntısı vardır ya, ya benim ortamda çalışıyor, sizin ortamda çalışmıyor gibi. Yani böyle çok ilginç noktalar görüyoruz. Her şeyin standart olduğu ve çok hızlandığı, yani bu continuous integration, DevOps ortamlarına çok faydalı olacak. Fakat bir yandan da cloud native şekilde büyüyebilecek
yani problemsiz büyüyebilecek ve %100 ayakta kalacak yapılardan bahsediyoruz. Yani faydalar sonsuz Murat Bey. Evet, yani. Evet, evet. Yani. Peki, biz gerçekten de hani bu dönemi böyle başarıyla atlatmış şirketleri çok takdir ediyoruz. Teşekkür ederim. Hem de yeni çözümler, yeni projeler sunabilmiş olmayı da başarmak çok önemli bence. Evet, evet. Başka adımlarımız da var, evet. Öyle mi? Evet. Peki onları da bir sonraki videoda konuşalım istersen. Hani bayağı bir toparladık bunda. Bunun güzel bir başlığı oldu çünkü. Tamam. Bir sonraki videoda da onları detaylandırırız, olur mu? Tamam. Başka adımlarımız da olacak. Ve onlar da yine yurt dışındaki teknolojilerin Türkiye'de alternatifleri şeklinde, daha kolay yönetilebilir yapılar şeklinde. Onun zaten zamanı var. Birkaç adımı var. Onları da inşallah yine seninle beraber duyururuz. Biz oldukça hazır durumda bekliyoruz yani. Süper. Şu andaki Kubernetes ve konteyner tarafında. Tamam Barbaros abi, sana sağlıklı günler diliyorum. Sağ ol. Bir sonraki videoda sağ görüşmek ol. Üzere o zaman. Sağ ol. Çok memnun oldum. Herkese çok sevgiler, başarılar, sağlıklar diliyorum. Sağ olasın.